Evet, şimdi bir siyasete dair dosya paylaşacağız. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın bazı açıklamaları biliyorsunuz tepkiyle karşılanmıştı, tartışmalara neden olmuştu. Sayın Bozdağ, Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok demişti. Buna muhalefet de tepki gösterdi. Sadece Cumhurbaşkanı'na hakaretten 6 yılda 128.872 soruşturma açıldı. Karar çıkıyor. Diyor ki tweet attı, hayatı karardı. Bir tweet attı, başına gelmedik kalmadı. Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çok tartışılan sözlere imza attı. Sanki tweet attı diye Türkiye'de hakkında soruşturma başlatılan bir Allah'ın kulu var mı bilmiyorum. Yok. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 9 yıl önce attığı tweetlerden dolayı hapis cezası aldı. Hatta siyasi yasak da geldi CHP İl Başkanı'na. Bu da tartışmalara neden oldu. Mitingde çıksaydı, deseydi ki Cumhurbaşkanımızın merhume annesine ve kendisine Küfürlü bir küfür olan ifade. ifadeyi eğer ifade hürriyeti kapsamda görüyorsa çıkıp İstanbul'daki mitingde bir tekrar etseydi. Muhalefet verilen karar üzerinden iktidarda bulunan vekillerin ve bakanların geçmişini hatırlattı. Ancak bu da tartışmaların yatışmasına neden olmadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu çıkışı yeni polemikleri de beraberinde getirdi. Bu tweet attı da tweetin içinde ne yazıyor? Soruşturma onun üzerine açılıyor. Senin lafına kargalar bile güler. Ben tweet bile atmadım. Retweetlemiştim ve 96 gün cezaevinde kaldım. Demek tweet atsam sorun olmayacaktı. Ne kadar gülünçsün Sayın Bakan. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sözlerle tepki gösterdi. Gergerlioğlu 2016'da yaptığı sanal medya paylaşımı nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 17 Mart'ta milletvekilliği düşürülmüştü. Türkiye'nin sosyal medya karnesi de çok iç açıcı değil. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında 2014 yılından beri 27.717 dosya savcılıklar tarafından kamu davası açılmasına karar verildi. Ceza mahkemelerinde görülen davalarda 9.556 kişi mahkum olurken 7'si çocuk 2.676 kişiye hapis cezası verildi. 4.325 kişi ise suçlamalardan beraat etti. Sanki tweet attı diye Türkiye'de